Evet arkadaşlar, selam. Vlog başladım. Market alışverişi yaptım. Büyük bir market alışverişi. Büyük bir market alışverişi olduğunu bilerek yaptım. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Bir tane nugget aldım. Yani bunu dedim ki yemek yapmak istemediğimde, yorgun olduğumda en azından yiyecek bir şeyim olur. Havuç aldım. Havuç seviyorum. Hem de havuçlu kek yaparım diye düşündüm. Canım çekiyor bayağıdır. Hindi füme aldım. Yine dana jambon aldım. Pamuk aldım. Pamuğum bitmişti. Islak mendil aldım. Jalapeno turşusu aldım. Yani canım aşırı çekti ve jalapeno'yu çok seviyorum. Böyle turşu. Böyle bir bazlama ekmeği. Buna da şimdi sandviç yapacağım. Krema aldım. WWF çantasını doldurdum. Mantar aldım. Kaşar peyniri aldım. Yoğurt aldım. Granola aldım. Bu Bim'in granolalarına bayılıyorum. Bu Antep fıstıklı ve beyaz çikolatalı olan. Bayağıdır merak ediyordum. Bunun için çok heyecanlıyım. Salatalık. Muz. Elma. Süt aldım. Tavuk aldım. Makarna aldım. Bu Pasta Veneta'nın rigatoni makarnasının şekli. Hoşuma gitti. Ekmek aldım. Yumurta aldım. Alışverişim bu kadardı. 384 lira. Bu kadar şey. Selam. Dışarıdan geldikten sonra çekmeyi unuttum. Dışarıda da konuşarak hiçbir şey çekmedim ama size böyle birkaç şey göstermek istiyorum. Birincisi yılbaşı videomda, yılbaşı vesilesi videomda bu bereden bahsetmiştim. Biliyorsunuz istek sistemde olduğundan Reflex Studio bu bereyi bana gönderdi hediye. Buradan da teşekkür etmek istiyorum. Böyle bunları demek istemiştim. Bu vlog böyle devam edeceğim bir süre. 2022'nin son vlogu. Bu yıl nasıl geçti? Bu yıldan sizin beklentileriniz neydi? Beklentilerinizin ne kadarı gerçekleşti? Paylaşmak isterseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Böyle. Bu yoncalı bandana hepimize şans getirsin. 2023 daha güzel, daha şanslı, daha mutlu bir sene olsun. Günaydın. Şu an ilk defa konuştuğum için sesim açılmadı. Neyse. Bugün günlerden pazartesi. Maalesef en sevmediğim günlerden biri haftanın. Pazartesi ve çarşamba günlerinden nefret ediyorum. Şimdi hazırlanıyorum okula. Güneş kremimi sürerek başlayacağım. Hazırlanırken de konuşayım dedim. Böyle kıyafetimi de beraber seçeriz. Böyle bir gün olur. Dün akşam bu kitabımı bitirdim. Sonunda. Çok uzun zamandır bunu okuyorum çünkü. Yani sanırım okulla eş zamanlı. Maalesef. Ya kendimi böyle kitap okumaya alıştırmak biraz zor bir süreç oluyor. Şimdi artık yeni bir kitap alacağım ve onu okuyacağım. Ne alacağımı daha bilmiyorum. Patti Smith'in kitaplarından almak istiyorum şu an. Böyle.
Bir diğer yaptığım şey de ondan da bahsedeyim. iCloud alanı satın aldım. Hani bu işte. Aylık 50 GB'ı 6 lira galiba. Ondan satın aldım. Çünkü artık yetmiyor iCloud'un. Bir de ben şimdi tek iCloud'um olduğu için tabii ki de hem telefonumla hem de tabletimde aynı iCloud alanı var. Ve bazen böyle videomu indirirken de işte video editleyip indirirken de bazen iPad'deki tüm uygulamaları falan silmem gerekiyordu. Çünkü yani inmiyordu. Alan yok diyordu sürekli. O yüzden iyi oldu satın almam. Yeni bir keyboard kıvırcısı aldım. Bu gratis'ten aldım, markasını bilmiyorum da. Eski kirpik kıvırcım daha güzeldi ama o biraz ölmüştü. Rimelimi süreceğim. Rimelimi sürerken de size dijital kameram hakkında bir şeyler bahsedeceğim. Bu konudan konuya alakasız konular anlatıyorum ama aklıma geldi. Şimdi benim bilgisayarım yok. Tablet kullanıyorum. Yeterli oluyor gayet. İşimi görüyor. Bilgisayar çok sevmem zaten. Bilgisayar işleriyle alakam da yok. İlgim de yok. Neyse. Ama şey kullanıyorum. Dijital kamera kullanıyorum. Biliyorsunuz, görüyorsunuz zaten hep. Bunu kullanıyorum. Bu Samsung'un S760 modeli. Bundan fotoğraf çektiğimde aktaracak bir cihazım yoktu. Ben de Amazon'dan dönüştürücü sipariş ettim. Bu tablet ya da telefon takılan. Ben yanlışlıkla USB-C girişli almışım. Ama sonra dedim okey, çünkü tabletim C girişli. Aldım işte SD kart ve işte cihaz, mobil cihaz dönüştürücüsü. Tabii ki de orijinalini almadım. Çünkü orijinaline baktım Apple sitesinden, 700 lira. Ama tabii ki de orijinal olmadığı için okumadı tabletim. Bayağı üzücü oldu. Dönüştürücüde de sıkıntı yok bu arada. Bilgisayarda denedim. Artık İzmit'e dönünce böyle telefonculara gidip deneyerek alacağım. Çünkü bence yani şart, özellikle telefonum için olursa çok iyi olur. Şimdilik kapatıyorum kamerayı. Makyajımı yapacağım. Sonra giyinirken de yine görüşürüz. Çizgili pantolon, vintage mango. Şimdi bunun üstüne burkamı giyeceğim. Burkamı çok seviyorum. Siz de birkaç kere videolarda gördünüz. Bundan önce paylaştığım videoda da bunu giyiyordum. Bunun üstüne kabanımı giyeceğim. Ama iki tane kafa aksesuarı var düşündüğüm. Ya bunu takayım diyorum. Ya da bu Reflex Studio veremi takayım diyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir eskiz işte yani. Yemin yani. Hoca seçti. Daha demokratik bir marka, öyle değil mi? Yani pek çok şeyi var. Eve yürüyorum. Yoruldum ve acıktım. Keşke aynı olsa. Hem evimde hem apartmanda falan fit check yapabilirdim ama maalesef. Hava bugün çok güzel. Soğuk değil. Ben kalın giyindim bilerek ama soğuk değildi ve güneşli. Arkadaşlar selam. Yaklaşık 3 saattir hıçkırmamın dışında dokuma yapıyorum şu an. Bir tane dokuma örneğim var. Size göstereyim. Büyük ihtimalle hiçbir şey anlamayacaksınız. Bunu sizi aşağılamak için söylemiyorum ama yani dersi görmeyen
anlayacağını düşünmediğim bir şey. Çünkü şöyle şeyler yani. Anlamsız geliyor. Bana da ilk gördüğümde anlamsız geldi. Ben buna çalışmaya devam edeceğim. Çünkü bunu yapmam lazım. Ve aynı zamanda YouTube izliyorum. Dokuma eşyalarımın bulunduğu çanta. Normal kol çantam. Aslında bu normal kol çantamda böyle çok da fazla eşyam yok. Böyle kişisel şeyler, hani böyle işte cüzdanım falan. Ama yani ben 2 haftadır bunu kullanıyorum, götürüyorum dokuma için. Ve çok büyük bir çanta olduğu için içinden bir şey alınca böyle çanta şeklini çok bozuyor, dağılıyor. Ve sinirimi bozuyordu. Ben de böyle kişisel eşyalarımı ayrı bir çantaya koydum ki böyle dağılmasınlar. Öyle şimdi otobüse gidiyorum. Evet, şimdi eve geldim okuldan. Direkt çamaşırlarımı makineye attım. Çünkü çamaşır yıkamam gerekiyordu. Orada kendi kendine yıkanırken şu an su kaynatıyorum ve makarna yapacağım. Aslında mercimek çorbası yapma gibi planım da vardı ama sanırım yapmayacağım. Çok üşendim ona şu an. Her ne kadar kolay olsa da bir an önce işlerimi halletmem gerekiyor. Başka yapmam gereken mutfağı toplamak. Mutfak şu an çok kötü halde. Bir bulaşık makinesini boşaltayım. Temiz bulaşıklar var. Onları yerleştireyim. Makarnam olana kadar, suyum kaynayana kadar. Sonra hemen böyle bir domates soslu makarnamı yiyeceğim. Böyle bir duşuma gireceğim. Biraz dinleneceğim ve sonra ödev yapacağım. Bugün yoğun. Bugün yoğun bir gün. Yemeğim bu şekilde. Ya bu makarnanın şekli aşırı güzel değil mi? Neyse şimdi bunu yiyeceğim. YouTube'dan bir şeyler izleyeceğim. Bu şekilde. En son sizi bıraktığımda her şey yolundaydı. Şu an değil. Ama anlatacağım. Hocam şuna ne gireceğiz ya. Işık o kadar güzel ki bak bakayım. Derse gidiyoruz. Mama. Gelecek inşallah. İnşallah inşallah. Efendim. Bir de küçücük ki bu hepimiz almaz. Yani danışmanlık demek o demek zaten. O nedenle şey yapmayın. Sıkıntınız olduğunda gelin. Başka bir şey değil. Bu olur. Herkese merhaba. Bugün günlerden Perşembe. Şu an akşamüstü böyle 5:30 gibi. Ben şimdi yemek yapacağım. Bugün salata yemek istiyorum. O yüzden salata yapacağım. Ama böyle bir doyuruculuğunu arttırmak, bir karbonhidrat eklemek için salatamın içine koymaya arpa şehriye yapacağım şimdi. Arpa şehriye pilavı. Salatam hazır. Yaparken çekmeyi unuttum. İçine marul koydum. Havuç koydum. Jalapeno turşum var. Zeytin var. Salatalık var. Arpa şehriyem var. Sosu için nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz. Bu kadar. Kendi yaptığım bardak altlığım. Kahve. Günaydın. Bugün günlerden salı. 3 Ocak. Bugün okula gitmedim.
Çünkü devamsızlığım var ve son hafta. Gitmek istemedim. Canım gitmek istemedi. Evde ödev yapacağım. Kahvaltı hazırlıyorum. Ekmek kızartıyorum ve maça yapacağım. Maça yeni kişisel özelliğim. Artık arkadaşlar. Siz de buna hazırlanın. Bugünkü hedefim video editlemek.